3 isimle ilgili olarak Sayın Bakanım henüz bana isimleri bildirmiş değil. Durumu henüz bilmiyorum. Başbakan Erdoğan İmralı'daki ikinci görüşmeye kimin gideceği konusunda Adalet Bakanı'na adres gösterdi. Askeri olarak Bakan Ergin yanıtı A Haber'de verdi. Ama şu anda size şu isimler gidecek diye bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü bu süreç sadece bir Adalet Bakanı'nın yönettiği, belirlediği bir süreçtir. Elbette ki İmralı Adası'na gidiş gelişlerde yetki Adalet Bakanlığı'nın vereceği izne tabidir. Ama bu süreci yöneten hükümet politikası var, istihbarat biriminin girişimleri var, İmralı'daki görüşmeler var ve Barış ve Demokrasi Partisi'nin iradesi var. Hı hı. Yani burada bütün bunların tamamının ortak bir mutabakat uygun bir zeminde bu süreci sağlıklı işletmesi lazım. Ve BDP adaya göndermek istediği isimleri belirledi, Adalet Bakanlığı'na iletti. En çok merak edilen konuysa veto edilecek bir ismin olup olmadığıydı. Neticeten burada isimler üzerinden bir değerlendirme yapmayı doğru bulmam. Şu isim uygundur, bu değildir gibi. Hı hı. Bu sürecin sağlıklı gitmesi adına varsa bir hassasiyet, o hassasiyete saygı göstermek lazım. Hı hı. Sayın Başbakanımızın da ortaya koyduğu tavır, bu sürece halel gelmesin, zarara uğramasın. Yani Türkiye'nin uzunca bir zamandır sıkıntı yaşadığı ve bedel ödediği bir meseleyi çözebilme potansiyelini önümüzde görüyorsak, böyle bir ihtimal belirmiş ise bu ihtimali heba etmemek adına bu sürece katkı sunacak isimlerle, aktörlerle bu süreci yürütmek Ahmet Türk bunlardan bu arzusu bu Sayın Başbakanımızın. Bakan Ergin terörle mücadelede hükümetin başlattığı yeni süreci baltalamak isteyenlerin de amaçlarına ulaşamayacağını söyledi. Sorunlarını çözmüş, ekonomik olarak güçlü, askeri olarak güçlü, dünya siyasetinde önemli bir noktada ağırlığı olan bir Türkiye'nin oynayabileceği bir rol, değişik aktörleri bir şekilde tedirgin edebilir. Tedirgin olan bu aktörlerin bu sürece dönük çok da iyi niyetli olmayan teşebbüsleri ihtimal dahilindedir. Onun için bu tür komplikasyonlara açık bir süreçtir. Ama ben şunu görüyorum, bu süreçte rol alan aktörlerin tamamı bu komplikasyonlara karşı dirençli görünüyor. Bu direnç... Sadullah Ergin, BDP içerisinde de önemli bir çoğunluğun sürecin sağlıklı yürümesini ve sonuca varmasını istediğini kaydetti. Bu tabloyu değiştirmek için bir...